Gölü'ndeyim. Vanlıların deyimiyle Van Denizi'ndeyim. Van balığını da denizinde görmeyelim mi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? Teşekkür ederim. Ay dur abi, dur. Allah Allah Allah, balık olduk. Nasılsınız? İyiyim abi, sen üstünü değiştireceksin ama benim değiştirme şansım yok burada. İsterseniz giyebilirsiniz hocam. Giyebilir miyim? Yok abi, evet. Ben almayayım. Sağ ol, teşekkür ederim. Adın ne abi? Ay balıklara bak. Orhan abi, sizin adınız ne? Erkan. Erkan abi. Orhan abi, bir dakika durur muyuz? Evet. Sen heyecanlandın galiba balıkları görünce. Hepsi gelsin istiyorsun değil mi? Yok, zaten yoktur. Yok mu? Çok az geliyor hocam. Çok az mı geliyor? Evet. Orhan abicim. Buyur. Siz niye Van Gölü'ne Van Denizi diyorsunuz? Hocam çok büyük olduğu için. Türkiye'nin en büyük gölü ama çok derin. 450 metre. Hı hı. Derinlik ölçümü vardır. Hı hı. Yani onun dışında belki daha derin yerler de var ama tabii tespit edilmemiş. Sen bu gölü iyi biliyorsun değil evet. mi? Evet. Kaç yıldır denizin üstündesin? 85 doğumluyum. Çocukluğumuzdan beri Van Gölü'ndeyiz. Erkan abi sen de evet. balıkçısın değil mi? Evet. Ama sen şoförsün galiba, pardon, kaptan. Kaptan evet. Ay vallahi yaz... kaptan abiler duymasın şoför dediğimi. Sustum. Sıkıntı yok. 15 Nisan'dan balık sezonu yasaklanıyor. 3 ay boyunca 30 Temmuz'a kadar. Ay baksana nasıl geliyorlar ya. Oh oh oh. Aa, attınız şimdi, balık avı başladı. İnci kefali burada sadece çıkıyor değil mi? Evet. Gölde. Dünyada sadece Van Gölü'nde çıkıyor. Çok sulalı olduğu için başka balık türü de yaşamıyor. Peki bunun zamanı ne zaman Erkan abi? Zamanı açıldı. Kışa doğru 15 Nisan'a kadar serbest yani. Bir sene boyunca açık. Evet yani. Ne zaman kapanıyor sadece? Yumurtlama döneminde. Evet 15 Nisan'dan 30 Temmuz'a kadar o 3 ayda yasaktı. Yasak. Yavru zamanı olduğu için tatlı suya gidip yavrularını bıraktığı geri dönüyor tekrar Van Gölü. Burada tatlı suyun geldiğini nereden biliyor bu balıklar ya? İşte Allah'u Teala'nın verdiği bir akıl. Doğru evet. Vallahi aynen. Evet. Akıl diyorsun ama bu balık haklı diye hep insanlarla dalga geçerler. Balığın aklı yok derler. Ya yine de mesela hafızası var. Hafızası var yani. Her hayvanın da hafızası var yani. Benim kendine göre bir hafızası var. Yani. Peki neden balık hafızasını zayıf derler? Vallahi onu ben bilmiyorum. Bilmiyor musun? Yok. O zaman ben söyleyeyim abi şimdi. Oltaya atıyorsun hemen kanıp geliyor ya. O yüzden balık hafızası diyorlarmış. Bu da oltaya gelmiyor bu balık. Bu balık oltaya gelmiyor mu? Yok. Aa, yok, yeni bir şey daha öğrendim. Yok, oltaya gelmiyor. Niye gelmiyor? Çok akıllı demek ki. Demek ki çok akıllı. Vanlılar gibi. Ya da çok toktu. Ne kadar değil abi? Geliyor yani. Sizin sabrınız yok bence saatlerce büyük beklemeye. Büyük denizden mesela çok erken geliyorlar. Attığın gibi hemen geliyor ama bunlar biraz korkak. Korkak mı? Aynen. Aa, inci kefallerinin şu anda karakterini öğreniyoruz vallahi. Kaçıyorlar hocam. Yani büyük denizlerdeki balık gibi değil. Hemen oltaya gelmezler. Niye? Bilmiyorum. Akıllılar geliyor. İşte adam dedi. İşte. Vanlılar gibi balığı da akıllı. Her şey kendine göre akıllı vardır yani. Siz peki ne yapıyorsunuz? Sabah kaçta kalkıyorsunuz? Kaçta gidiyorsunuz? Hocam bu... şu an saat 3'te denize açılıyoruz. Gece 3'te. Aynen. Tamam. Çünkü hava sıcak olduğu için balık erken bozuluyor. Çünkü Van Gölü'nün balık yani inci kefalı çok naziktir. Nazlı. Bütün balıklılara karşı çok naziktir. Yani akşam ağımızı seriyoruz. Sabahleyin saat 3 gibi çıkıyoruz. Topluyoruz. Saat 8'de toplancımıza veriyoruz. Sabah 8'de. Aynen. Yani, siz peki bu ağı ne zaman atıyorsunuz? Akşam üzeri atıyoruz. Karanlık çökmeden atıyoruz. Çünkü erken atarsak balık bozulma tehlikesi yüksek. Peki gece 3'te niye gidiyorsunuz onu anlamadım. Erken toplamak için hocam. Ha, erkenden aynen. 8'e kadar aynen. topluyorsunuz. Evet, evet. Yani saat eğer 10'a falan gelirse balıklar bozulur. Denizin içinde de mi bozuluyor? Tabii. Bunun ömrü akarsu olmadığı 3 gündür için. Kışın. Kışın bunun ömrü 3 gün. Mesela ağ attın, ağa takıldı. 3. gece şöyle göğüsler kıpkırmızı olup patlamaya başlıyor. Aa, nereleri patlıyor? Buralar böyle kıpkırmızı olup patlıyor göğüs ismi. Yani çok lezzetlidir ama çok nazik bir şeydir. Yapısı var. Aynen. Ne kadar balık çıkıyor bir günde? Değişiyor. 500 kilo çıkan günler de oluyor. 100 kilo çıkan günler oluyor. Hiç çıkmadığı gün oluyor. Balık işi nasip işidir abi. Sen ağını atarsın. Aynen. Ne gelirse. Peki bu ağ çek bitmedi baksana. Tenesi 100 metredir. 3 tane birbirine bağlayıp 300 oluyor genelde. Adana Karataş'tan geliyor. 22 milim olur. Sineden yapılıyor. Aha. Biz de kendimize göre ayarlıyoruz. Denizin zeminine göre mesela balık vurucu cihazımızdan görüyoruz. Ne cihazından? Balık vurucu cihazı var tek. Mesela, o cihaz ne cihazı? Denizin vurucu. İçinde ne kadar balık var mı? Yoksa ağın içinde balık mi ne kadar var? Balık da görüyor hocam. Derinlik de tespit ediyor efendim. Ağı da görüyor mu?
o kadar net değil. Yani zemini görüyoruz hocam. Taş var, ağaç var. Hmm. Yani onunla biz tedbirimizi alıyoruz. Olmasa, ona göre ağ atıyorsunuz. Ha. Baksana çifter çifter çıkıyorlar abi. Bugün nasıl bir gün? Sizin şansınız var hocam. Canlı balık, inci kefali. Ay tatlım, ne oluyor ya? Evet, inci kefalini tandırda görebiliriz, ocakta görebiliriz, tavada görebiliriz, fırında görebiliriz. Ama Van Gölü'nde, Van Denizi'nde canlı canlı zor görürüz. O da bana nasip oldu. Baksanıza maşallah. Bugün nasipliyiz. Oh, geliyorlar vallahi abi ver. Çifter çifter. Aa, bu küçük. Niye? Hamsi mi? Yok. Koşlar yesin bari. Bak martı geldi. Hepsi genelde aynı şey galiba değil mi? Aynı boyut. Genelde aynı boyut. Bunlar hepsi aynı sülaleden olunca aynı. Bir de hiç kimseyi almıyorlar aralarına. Aynen öyle. Aşiret usulü. Kimseyi almıyorlar aralarına. Daha canlı, daha geldi. Yeni takılmış. Yeni mi takılmış? Aynen. Onları bırak istersen, bu daha canlı. Canlı olduğu için. Canlı, bunlar öldü mü? Bu ölü. Hangisi ölü? Bu ölü, bu bellidir zaten. Nasıl anladın? Bellidir, halinden belli hocam. Hiç kımıldamıyor, elimde öldü galiba. Sudan çıkınca öldü değil mi? Sudan çıkınca erken ölüyorlar hocam. Bu bak, bu da öldü galiba. Yok, bu daha, bu daha canlı. O daha canlıdır hocam. Evet, bak. Ay, neyse, benim elimde ölmesinler, atayım da. Orhan abicim, peki incir kefali çok kokuyor diyorlar, ne diyorsun? Aslında bütün balıklar da kokuyor. Tamam ama bu balık daha çok kokuyor diyorlar. Şimdi şöyle, Van Gölü balığı tek bir tür olduğu için gerçekten lezzetli bir balık. Herkes sevmiyor, yemiyor diye mi acaba? Talep yok diye hocam, mi? Hocam ondan değil. Kimi kılçıktan şikayetçiyim. Kimi kokudan şikayetçi. Kimi kokudan şikayetçi ama ben hemen hemen bütün balıkların tadına bakmışım. Gerçekten bu güzel bir balık. Sen Vanlısın da ondan abicim ya. Denizin kuralları var. Kaptan evet. Abilerim hep söylerler. Evet. Bu denizde herkes balık tutamaz, herkes gelemez derler. Peki gölün kuralları var mı? Var hocam. Balıkçı belgesi olması gerekiyor. Balıkçı teknelerde yeşil ruhsat var. O zaman Orhan abi, ben kafama göre bir ağ atayım geleyim diyemem o zaman, öyle mi? Evet efendim. Peki buradaki bütün balıkçılar akraba mı? Birbirini tanıyor mu? Olmasına gerek yok hocam. Yani burada bütün balıkçı arkadaşlarımıza selam olsun. Selam hemen olsun. Hemen hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Ha, peki yabancı gelse aranızı alıyor musunuz? Alacağız tabii hocam. Türk bayrağı altında yaşayan herkes kardeş. Ay farklı canım benim. Doğru dedim vallahi abi. Kim balıkçılık yapmak istiyorsa ruhsatını alsın, teknesini alsın gelsin. Aynen. Göl bedava. Göl hepimizin. Bir evet. De bu gölün temizliği var, hijyeni var değil aynen mi? Aynen hocam. Balıkçı abilerim bunlara sahip çıkıyorlar değil mi? Tabii tabii. Bak mesela çıkan çöpleri topluyoruz bir kenara. Dışarıya gidince çöp kutusuna atıyoruz. Yani bu çöpler öyle millet tarafından atılan bir çöp değil. Biz gördüğümüz zaman topluyoruz. Van Gölü çok önemli. Yani gerçekten Van Gölü tozlu olduğuna rağmen bir de şeydi, su dalı da. Oo, bugün bereketliyiz vallahi, gelen gelene. Orhan abi, gece 3'ten beri evet. Bu kadar balık mı bekliyoruz? Hocam nasip kısmet. Bazen bu kadar da olur, bazen hiç de olmaz. Bazen 500 kiloya da geliriz. Ya böyle olunca üzülüyor musun? Yok hocam, Allah nasip ne verirse odur. Ay canım yani, abi. Bir insan ne yaparsa yapsın kendi rızkına razı olmalı. Doğru. Evet. Ne güzel laf ettin. Evet. O zaman şunu ben bir elime alayım. Kaç tane vardır abi burada? 2 kilo küsür diyebiliriz. 2,5 kilo. Kilosu yani. Kaç para? Hocam şu an toptan 10 lira. Ay. Parakende 15, 20. Canım benim. Hocam. Ben de o kadar saydım. Bereketi kaçar demedin abi. Yok, ya. Hocam kaçmaz. Karşıda bir tane daha var, onu da alalım. Alalım. Hadi alalım o zaman. Abi ikinci ağı hızlı hızlı çekmeye başladı. Pervaneye takılacak diye korkuyorlar. Buralarda biraz kirlendi tabii, hijyen önemli. Balıkları alacağız. Balıklarım tazedir, alıp yiyip doysana. Balıklarım tazedir, alıp yiyip doysana. Oh, oh Orhan abi, 3-5 kilo alsana da, 3-5 kilo alsana, 3-5 kilo alsana da, 3-5 kilo alsana. Yalnız balığa hep Karadeniz'de alışığız ya, Ege'de, Marmara'da. Böyle Doğu Anadolu'da balığı duyunca insan
bir hoş oluyor ya, değil mi Orhan abi? Vanlılar doğu illerine göre, diğer illere göre bence şanslılar. Taze taze balık yeme şansları var, evet, değil mi? Aynen öyle. Vallahi daha çok çekeceğiz mi abi? Dur ben bir çekeyim bakayım ağır mı, merak ettim. Çok ağır olunca ne yapıyorsunuz? Eskilerde yani makineler yoktu hocam. Ama şu an ak çekme makaralarımız var. Aha. Bununla çekiyoruz. Ha, elle çeksen ellerin hep... Patlıyor hocam. Ya. Eyvah eyvah. Her yerin balık oldu. Vallahi annem beni eve almayacak. Hocam bütün balıklar kokuyor. Çek çek bitmiyor. Vallahi. Ay ne kadar sert. Ağır. Abo. Yok abi ben bunu çekemem. Geliyor ama tabii güç lazım. Erkek gücü. Abi böyle ağı çekerken balık olup olmadığını anlıyor musun? Hocam biz havadan anlıyoruz. Havadan mı? Aynen. O nasıl şey ya? Olmadı, havadan anlıyoruz. Aynen. Sudaki balığı havadan nasıl aynen anlıyorsun abi? Rüzgar doğudan estiği zaman veya güneyden estiği zaman. Ha. Teknikleri var. Kuzey batıdan estiği zaman balıklar dağılıyor. Yerden yere değişiyor. Mesela kuzey batıda rüzgar estiği zaman burası balık duruyor. Güneyde estiği zaman balık açıyor. Başım döndü ya abi, deniz tuttu beni galiba. Orhan abi vallahi bu koku biraz ağır bir koku. Eve gidince ne yapıyor yengeler? Allah yardım etsin onlara. Kapının tekninde önünde. Tekninde kalıyoruz genellikle. Aa niye? Neden? Hocam şimdi eve git gel. Ev nerede? Benim evim Tatvan'da hocam. Tatvan'ın bir köyünde kalıyorum. Dayımın oğlu Gebaş'ta kalıyor. E abi yenge demiyor mu neredesin ya? Bilmiyorum vallahi, Erkan Bey'e sorabilirsiniz. Ben yenge, bekarım hocam. Bekar mısın? Evet. Aa yaşın kaç? 38. 38 yaşında Van'da bekar bir adam. Hayretler içerisindeyim abi. Burada 20 niye yaşında hocam? Askerden gelen çocuğu hemen evlendiriyorlar diye biliyorum. Niye evlenmedin? Hocam nasip kısmet. Ya nasip kısmet de sevdiğim vardı kesin. Yok. Nasıl yok? Kesin sev. Hocam biz bir Van Gölü'ne aşık oluyoruz. O nasıl şey ya? Senin gönlün kimseye düşmüyor mu abi? Yoksa sevdiğin var da evlenemiyor musun? Yok. Paran yoksa düğün yapalım. İşte o olur. Olur mu? Aynen. Aday var mı? Bak şimdi hocam balık çıkmayınca... Abi boş ver balığı bir dakika. O olur hocam. Ha, o olur. Bu balık sevdası ne Allah aşkına? Bir insan çocukluğunda denizle uğraştığı zaman hapsetseniz de yine kaçar denize gelir. İnan ki sen denizden fırsat bulup ne evlenebildin, ne birini buldun. Tek başına kaldın denizle hocam, baş başa. Hocam bütün hayatımızı denize adadık yani. Aynen. Kışın burada teknede yaşamak zor olmuyor mu? Evet zor. Soğuk değil mi? Soğuktur yani, soba yakıyoruz yine soğuktur. Tabii fırsat olsa eve gideriz ama... Orhan abi, evet, senin eve gitmemeni anladım. Kütahya'da bir amcayla karşılaştım. Eve niye gitmiyorsun dedim. Eve diyorlar, geç geliyorum diyorlar. Hanımım var ben dedim. Kamil amca, eve hanım olanlar mı erken gidiyor? Hanım olmayanlar geç mi gidiyor? Geç gidiyor. Evde hanım mı var ki gideyim dedim. Ne gerek var dedi. Seninki de o hesap. Çok doğru söylemiştir hocam. Sen de hanım olmayınca tabii evin yolunu unuttun. Anam çok üzler. Sadece bir annem babam için gider gelirim o kadar. Erkan aynı abi, sen sürekli gülüyorsun. Sende havalar nasıl? Yenge ne diyor bu duruma? Sen her akşam eve gidiyor musun? Evet. Bu gariban da al götür bari ya. Üzüldüm vallahi. Getirdin dün akşam beraber gittik. Sabahleyin saat 3 ile 3 gibi saat geldik limana. Siz akrabasınız değil mi? Evet. Abi siz ne yapın edin Orhan abiyi evirin ya. Vallahi öyle olmaz. Dün de söyledim. Aynı sizinle dediği gibi onu da öyle dedi. Evet. Denizde ben martıyı hep görürüm ama gölde de martı olduğunu ilk defa görüyorum. Hocam balık bulunduğu her yerde martı bulunur. Martı olur değil mi? Evet. Peki martılar balıktan başka bir şey yiyorlar mı? Tabii. Her şey yerler aynı mi? Aynen. Yani bazen kuşlar da denize gittiği zaman fırsatı bulunca yakalıyor. Ekmek davası. Kuşları gibi yiyorlar değil mi? Burada deneme yapabiliriz. Ekmek var. Ay nasıl kavga ediyorlar ya, canlarım benim ya. Ay 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 nasıl açlar. Gölde olsa, havada, karada, denizde, dünyanın her yerinde ekmek kavgası var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir,
ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.